Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Foxy Eyes dediğimiz makyajı yapmaya karar verdim ama daha günlük herkesin kullanabileceği bir tarzda yapacağım bu makyajı. Hemen başlayalım. Gördüğünüz üzere bazımı zaten yaptım. Yani fondöten, bronzlaştırıcı, aydınlatıcı vesaire, kaşlarım. Hepsini yaptım. Genellikle bu rutinim çok benzer olduğu için sürekli göstermek istemiyorum. Bunun için ayrı bir video istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Basics serim de var. Oradan da bakabilirsiniz. O yüzden direkt gözlerle devam edeceğim. Bunun için ilk olarak Smashbox'un bir ürünü kullanacağım. Şöyle bir likit far. Bunun adı da That's Fire'mış. Likit far kullanmak zorunda değilsiniz. Bu nasıl bir renk? Bakır gibi biraz. Normal far da kullanabilirsiniz bunun için. Ben sadece bugün bu ürünü kullanmayı tercih ettim. Bunu kabaca gözümün üzerine yayıyorum. Senin için böyle ürünlerle günü kurtarabilecek ürünler mi, yoksa daha çok gerçekten bir far paleti mi? Ben genellikle günlük makyaj yaparsam direkt far paleti kullanıyorum. Çünkü bu tarz ürünler elim gitmiyor nedense. Aslında belirli bir nedeni yok. Ama direkt far paletine elim gittiği için onu kullanıyorum. Tercih etmiyor diyeyim bir ürün. Ayrıca böyle ıslak ürünler makyajınızın ömrünü biraz daha kısaltıyor bence. Yani göz şeyi daha çok akıyor, göz makyajınız. Benim gözetlemem bu. O yüzden normal far kullanmayı tercih ediyorum. Hemen bir fırçayla bunu da yediriyorum. Smashbox sanki hudurandan ulaşıyorum. Ben aslında, bu şimdi mat değil, o yüzden öyle denilemez. Huda'nın da simli olanlar daha iyiydi. O yüzden pek bir kalite farkı yok ama bu Smashbox'un ürünü bir tık daha iyi yayılıyor. Tek farkı o. Bunu bu şekilde yaydıktan sonra bir far paletine geçiyorum. Pardon, yanlış söyledim. Bir eyeliner alacağım. Daha doğrusu bir göz kalemi. Wet n Wild'ın Color Icon serisinden. Kahverengi olanını alacağım. Bunun adı da Sima Brown Now. E603A numaralı göz kalemi. Bayağı büyük bunlar. Daha soft olması için kahverengi kullanacağım. Siyah da kullanabilirsiniz ama daha keskin olur. Bunu ilk olarak klasik gözümün altına uyguluyorum. Aynı zamanda biraz da şu bölüme indiriyorum. Gözlerimin daha çekik durması için. Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi far paletime geçiyorum. Bugün kullanacağım far paleti Anastasia Beverly Hills'in Jackie Aina ile yapmış olduğu palet. Renkleri kısaca göstereceğim ama renklerin pek bir önemi yok. Zaten sadece bir renk kullanacağım. Paletin dışı da şu şekilde. Hemen bir eyeliner fırçası alıyorum. Daha doğrusu kaş fırçası. İsteğe bağlı. Buradan kullanacağım renk Credit rengin ismindeki renk. Şu kahverengi. Yani herhangi bir far paleti kullanabilirsiniz. Rengin pek önemi yok. Daha doğrusu bu renk zaten her palette aslında bulunabilir. O yüzden palet önemsiz bugün. Bunu normal bir eyeliner çekermiş gibi uygulayacağım gözümün etrafına. Şimdi neden far kullandım onu anlatayım kısaca. Çünkü şimdi farı uyguladığım yeri hafifçe yukarı kaldırarak blend yapıyorum ki daha dumanımsı bir görünüm olması için. Aslında bu tekniği eyeliner uygularken zorlanıyorsanız da kullanabilirsiniz. Çünkü farla bir tık daha kolay oluyor.
Şu şekilde gözüme yediriyorum. Gelelim alt bölüme. Aşağıda yine wing çekiyormuş gibi, yani kuyruk çekiyormuş gibi yapacağım. Bunu biraz daha yana doğru uzatıyorum ama gözümün, yani gözümü takip ediyorum aslında, göz hattımı. Şu şekilde. Ve birleştiriyorum. Aşağı doğru çekiyorum. Aynı zamanda blend yapıyorum. Temiz bir fırçayla da kenarlarını biçiyorum. Ne olur ne olmaz. Biraz şu kuyruğumu daha uzatacağım. Kısa kaldı. Yani bu şekilde bırakacağım. Diğer gözüme geçiyorum hemen. Orange de yapıyoruz. Şimdi ikisini benzetmek biraz zor olacak. Bu şekilde yaptıktan sonra rimelime geçiyorum. Rimel olarak ne kullanıyorum? Benefit'in Bad Girl Bang rimelini kullanacağım. Bunu kullanmadan önce tabii ki kepiklerimi kıvırıyorum hafifçe. Bu şekilde bırakabilirsiniz ama benim kepiklerim çok kısa olduğu için ve gözlerimin bir tık daha böyle yukarı doğru çekik durmasını istediğim için kirpik yapıştıracağım. Nasıl bir kirpik kullanıyorum? Şöyle küçük single, yani ayrı ayrı olan kirpiklerden kullanacağım. Ve sadece dış bölümüme yapıştıracağım bunları. Yani komple kirpik olarak yapıştırmayacağım. Bir tane alıyorum. A few moments later. Evet, gördüğünüz üzere sadece dışlara kirpik yapıştırdım. O da çok az, 2-3 tane falan yapıştırdım. Çok hafif bir şekilde, bir tık daha gözlerimi kaldırsın diye. Bu şekilde yaptıktan sonra ne kaldı? Sadece dudaklarım kaldı aslında. Dudağım için ilk olarak Wet n Wild'ın bir dudak kalemini alıyorum. Bunun rengi Willow. Çok sevdiğim bir renk. Ve sevdiğim bir dudak kalemi aslında. Bununla dudaklarımı dolduruyorum. Bu şekilde doldurduktan sonra MAC'in bir rujunu alıyorum. Bu yaş rengindeki mat ruj. Şu şekilde klasik bir MAC ruju. Çok da bilindik bir renk. Komple sürmedim gördüğünüz üzere. Sadece ortalara biraz daha ombremsi bir görünüm olsun diye. Ve makyajım bu şekilde bitmiş oluyor aslında. Yani bence günlük kullanılabilir. Biraz daha böyle göz makyajı hafif olsa da aslında gözlere odaklı bir makyaj. Tabii ki gezmelik de bence çok uygun. Bir gece makyajı olarak da kullanılabilir. Eğer makyajım hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Mavi Highlighter Mel. Kendinize iyi bakın diyorum. Herkese öpüyorum. Güle güle. Hoşçakalın.